Herkese tekrardan merhabalar. Bu haftaki videoda bir değişiklik yapıp guaj boya kullanacağız ve guaj boya ile poster yapıyor olacağız. Bunun bir seri olmasını istiyorum aslında çünkü çok güzel film posterleri var. Ve ben sevdiğim filmlerin, sevdiğim dizilerin, kitapların, resimlerin yapmayı çok seviyorum. Bu poster fikri de bence çok güzel çünkü posteri çerçeveletip asabilirsiniz ya da duvarlarınızda yapıştırabilirsiniz. Ve sevdiğiniz bir şey yapması çok keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Eğer siz de beğenirseniz başka filmlerin, sevdiğiniz dizilerin yine posterlerini beraber yapabiliriz. Öncelikle ben Yüzüklerin Efendisi posteri yapacağım. Çünkü benim en sevdiğim film Yüzüklerin Efendisi serisi. O yüzden bununla başlamak istedim. Ama Yüzüklerin Efendisi'nden Rivendell posteri yapacağım. Yani Rivendell, Ayrık Vadi. Şimdi biraz malzemelerimi tanıtayım. Bu yan kesik uçlu fırça Van Gogh'un 8 numarası. 303 serisi olması lazım. Tam hatırlamıyorum şu anda. Ona bakıp aşağıya yazarım. Sulu boya için almıştım. Yani sulu boya diye gösteriyordu ama akrilik falan için geldi. O yüzden değiştirmedim lazım olur diye. Bu Van Gogh'un düz kesik uçlu fırçası 8 numarası. Bu da yan kesik uçlu fırçası. İkisi de 8 numara. Bu da yağlı boyada kullandığım bir fırça ama guajın yapısına uygun olabilir diye yine çıkarttım. Yine bu 0 numara. Bunları her ihtimale karşı yanımda bulunduruyorum ki belki kullanırım. Yine detayları vermek için detay fırçamı da koydum. Ve kedi dili fırçam var. Kedi dili fırçayı da yine yağlı boyalarda kullanıyordum ama şu an yine belki lazım olabilir diye bunu da yanımda bulunduracağım. Guaj boyalarda Talens marka. Bende ana renkler var. Beyaz ve siyah var. Bir de pastel renkler var. Aslında bu renkleri ben temel tasarım dersi için almıştım ama bu pastel renklere ihtiyacım yoktu. Sadece çok sevdiğim için aldım renkleri ve şu an kullanacağım. Şimdi guaj boyada kullanabileceğimiz paletlere bakalım. Sulu boyadan daha farklı paletler kullanacağız. Burada malzemelerimiz biraz değişecek bu videoda. Guaj boya için biraz çukur bir palet olması gerekiyor. Yani düz paletler bizim işimizi görmeyecek. Çünkü sulu boya gibi değil guaj boya. Biraz daha yoğun kıvamlı. O yüzden biraz çukur olsa daha iyi olabilir. Ve bir tane de yanınızda böyle temiz bir kağıt olursa renkleri deneyeceğimiz iyi olur. Çünkü guaj boya da biraz kuruduktan sonra matlaşıyor açıkçası. Rengi bir yere sürün, kurumasını bekleyin. Hafif renk değişikliği oluyor. O yüzden de yanımızda bir kağıt bulundursak iyi olur. Şimdi öncelikle gökyüzünden başlayacağım. Çok ufak bir gökyüzü var dağın arkasında. Benim posterimde rengi sarıydı ama şöyle bir sarı. Koyu sarı mı desem, krem rengi mi desem. Yani içerisinde sarı olan bir ton. Daha sonra mor renk elde ediyorum. Dağlar mor renk olacak. Bu resmin orijinalini de ben yine Pinterest'ten görmüştüm. Aşağıya onu bırakabilirim. Siz de bakabilirsiniz. Guaj boyanın yapısını çok seviyorum aslında. Yani guaj boya ya ilginiz var mı bilmiyorum ama çok güzel guaj boya çalışmaları var. Yani o dokusunu çok seviyorum. Sulu boyadan daha farklı bir doku ya da yağlı boyadan daha farklı bir doku. Yine guaj boya opak bir boya. Çok örtücü. Yani birbirinin üzerine bir şeyler yapabiliyorsunuz. Koyu rengin üzerine açık renk bile atabiliyorsunuz. Eskiden böyle afiş tasarımlarını, reklamları, böyle çok eski zamanlarda dijital ortam yokken guaj boyayla yapıyorlarmış. Yine dağın bazı kısımlarına açık mor elde ederek ayrıntılar veriyorum. Aslında çok ayrıntı gerektiren bir resim değil çünkü bu poster olacak. Ve her şeyin de çok gerçekçi gözükmesine gerek yok.
koyu bir renk alıp yine ayrıntı veriyorum. İşte gölge olabilecek yerlere bu koyu renklerle gölgeler veriyorum. Şimdi daha bir koyu renk elde edip ön taraftaki dağı yapıyorum. Aslında çok koyu olmasına gerek yok çünkü arkada gözükecek ama en arkadaki dağda biraz açık renk olduğu için birbirlerinden ayrılmasını istedim. Onu daha koyu yaptım. O dağın önünde de daha morumsu, içerisinde daha kırmızı olan bir morla yine öndeki dağı yapıyorum. Bu arada az önce renk gösterirken galiba kamerada odaklanma sorunu oldu. O yüzden bulanık gözüküyordu ekran. Evet, şimdi o Ayrık Vadi'deki kemerli yapıları biliyorsunuzdur. Onların aslında tam olduğunu bilmiyorum. Köprü olması lazım sanki yanlış hatırlamıyorsam. Ve ön taraftaki binaların da rengi çok açık olacak. Yani böyle krem rengiyle açık pembe arası, çok böyle uçuk pembe arası bir renk. O yüzden bu pembeyi oluşturduktan sonra içerisine de hafif sarı koyup beyazla rengini açıyorum. Bu arada guajda beyazla renk açabiliyorsunuz. Sulu boya gibi değil. Zaten opak bir renk olduğu için öyle apaklanma, çamurlanma gibi sorunlarınız olmayacak. Evet, burada ön taraftaki binalar tam olarak Ayrık Vadi'deki binalar gibi değil. Ayrık Vadi'deki binaları bilmiyorum filmi izlediniz mi? Yani izlemişsinizdir mutlaka diye düşünüyorum. Zaten çok eski bir film. Serinin ilk filmi 2001'de çıkmıştı. Buradaki gibi değil ama sembolik olarak bu şekilde yapılmış. Ben de o şekilde yaptım. Normalde ben Mordor posteri yapacaktım. Daha böyle şey... Daha bilindik olabilirdi. Çünkü o kulenin üzerindeki göz var ya, belki hatırlarsınız, izleyenleriniz bilir. İzlemediyseniz de filmi mutlaka izleyin. Gerçekten çok güzel. Yani en büyük yapımlardan birisi bence. Zaten dünyası çok güzel. Yani fantastik bir dünya var ve kurgusu çok kaliteli, çok sağlam. Neyse, Mordor posteri yapacaktım ama Mordor posterinde kırmızı gökyüzü vardı ve sarıyla karışık. Yani sarı da kullanmam gerekiyordu ama benim sarım çok az kalmıştı. O yüzden resmin ortasında biter diye güvenemedim ve kendi elimde olan renklerle yapmak istedim. Benim elimde de videonun başında gösterdiğim lila renkle açık mavi vardı pastel tonlarında. Baktım ne yapabilirim falan diye düşündüm. Bu posteri gördüm. Renkleri pastel renklerdi daha çok. Bunu kullanabilirim diye düşündüm açıkçası. O yüzden Rivendell posteriyle başladım. Yani Ayrık Vadi ile. Bu arada bu fikir benim aklıma şuradan geldi. AliExpress'te falan dolaşırken bir 2-3 sene öncesine kadar çok güzel vintage posterler vardı. Bu posterlerden almıştım. Birkaçını kardeşlerime vermiştim. Bende de Yüzüklerin Efendisi ile Harry Potter vardı 2 tane. İkisini de çerçeveye koymuştum. Geçen hafta yaptığım kaktüs resmini de çerçeveye koymak istedim. Yüzüklerin Efendisi'nin olduğu çerçeve daha uygundu boyutu için. Posteri çıkarınca da aklıma geldi açıkçası yani. Şöyle bir baktım. Dedim hani poster yapabilirim. Sonra tabii ki Pinterest'e girdim her zamanki gibi. Orada da zaten bu posterlerin aldığım, satın aldığım posterlerin hemen hemen aynıları vardı. Ve başka çok güzel posterler vardı. Ben de dedim ki poster yapayım. Bu arada şu an arka plandaki yeşil dağı yapıyorum. Burada bu yeşil dağla çok oyalandım. Açıkçası biraz tonunu bulmakta zorlandım. Aslında daha pastel, daha öyle uçuk renk, belli belirsiz bir yeşildi ama maalesef o yeşil rengi de ben bulamadım. Ana renklerim olduğu için çok renk aralığım yoktu. Yani çok da zamanımı aldı açıkçası. Zaten bu videoyu ben saat böyle 4.30 gibi falan başlamıştım akşam. 10.30 gibi falan bitti yani hazırlıklarını falan sayarsak. İşte çizimidir falan. Ama en çok da galiba ton bulmaya gitti. Yani o kadar çok renk denedim ki renkleri bulabilmek için.
Bu arada Ayrık Vadi'deki dağları yapıyorum şu anda. Bu dağlardan da böyle sular akıyor. Zaten Ayrık Vadi inanılmaz estetik değeri olan bir şehir. Elf şehri zaten. Biliyorsunuz bu filmde Nazgullar vardı. Siyah böyle süvariler. Yüzleri yoktu, çok korkunç. Frodo'nun Nazgul kılıcıyla yaralandıktan sonra iyileştiği yer Ayrık Vadi. Yüzük Kardeşliği de burada kuruluyor. Bu Ayrık Vadi çok güzel bir yer ama kitapta güzelliği çok fazla tasvir edilmiyor. Bunun sebeplerinden birini de Tolkien şu şekilde açıklıyor. Güzel bir şey anlattığınızda, hani güzel bir hadise geldiğiniz başınıza, bunun hani çok kişi bu kadar çok hani hevesli dinlemez ya da çok fazla anlatacak bir şey yoktur. Ama başınıza böyle korkunç bir şey, hani kasvetli bir şey, dehşet verici bir şey geldiğinde bunu anlatması daha uzun sürer. İnsanlar daha böyle heyecanlı dinler. O yüzden biraz Ayrık Vadi'yi tanımlamakta çekiniyor Tolkien. Tolkien'in Rivendell çizimleri de çok güzel. İnternetten falan merak ederseniz bakın. Böyle pastel çizimleri falan var. Kendisi çizmiş. İşte kendisi hayal ettiği şekilde çizim yapmış. Doğa ile mimari de iç içe geçmiş bu şehirde. Evet, geldik resimlerin en korkunç olduğu yere. Küçüklüğümde pazar günlerimiz hep Bob Ross izleyerek geçiyor. Bob Ross'un en çok yaptığı şeylerden birisi resmin tam ortasında böyle bir, kocaman bir ağaç gövdesi çizmek olurdu. Ve ben böyle çok korkardım resmi mahvedecek falan diye. Böyle çok tedirgin falan izlerdim ama sonrasında çok güzel olurdu. Burada da resmin hemen önüne böyle hemen siyahla girip çam ağacı falan yapınca gerçekten insan çok tedirgin oluyor. Ama burada ağaçların arkasından görülen bir Ayrık Vadi var. Resmimizin bu şekilde sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Video hakkında görüşlerinizi yazın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.